YouTube. Türkiye Garaj sizler için açık. Şimdi makinemiz Lenovo. Şurada görünüyor IdeaPad Gaming 3i 15.6 i5 11. nesil. Kutu içerimizden neler çıkıyor? Şurada görmüş olduğunuz gibi laptopumuz, onu birazdan inceleriz. Şurada bir şarj aletimiz var. Eski Dell adaptörlere benziyor. Biraz daha modernizleştirilmiş. Yanında bir tane power kablomuz var. Onunla beraber yanında kitapçığı, yanında ekstra disk takmanız için bir tane hard disk yuvası. Artı onunla beraber şurada görmüş olduğunuz içerisinden kablolar çıkıyor. Bununla hard diskinizi bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz soket vasıtasıyla. Yanda da bantlar var. Bu da herhalde hard diski içerisinde yapıştırıp sabitlemek için kullanacağınız bir olay. Şimdi makinemizi açtığımız zaman, bir açar mısınız makinemizi? İnce bir ekran. Işıklı bir klavye. Ama üzerinde FreeDOS geliyor. Buna şimdi birazdan format atacağız. Windows 11 kuracağız. O işlemleri size teker teker göstereceğiz. Nasıl format atmanız gerekiyor? Başlangıcı nasıl yapacaksınız? Şu anda görmüş olduğunuz gibi Checked Media. Pardon. Yani Windows görünmüyor. Uyarı veriyor. Tekrar buttan kurulum yapın diye. Şurada da QR kodla işlemci modelini yazıyor. Bir elinizi alıp sağ solunu çevirir misiniz kapatıp? Bu arada bilgisayarı açar açmazsan evde açık bırakıp geldin değil mi? Evet. Evet. Bu işlemi siz yapmayın. Arkasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çıkış ızgara fan kısmı var. Yanda USB 3 portlarımız var. Öteki yanda power girişi, HDMI çıkışı, internet bağlantısı, artı tekrar şurada micro SD girişimiz var. Ön tarafımızda bir şeyimiz yok. Arka tarafımızda yine bir şeyimiz yok. Şurada sadece Gaming, IdeaPad Gaming yazıyor. Bir logomuz var. Evet, geçelim videomuza. Evet arkadaşlar, şimdi power tuşuna biraz basılı tutuyoruz. Ondan sonra F12 tuşuna basıyoruz BIOS'a girmek için. Zaten bu FreeDOS olduğu için F12'ye de basmanıza gerek yok. Flash belleği gördüğü zaman otomatikman zaten Windows dosyası onda olduğu için direkt ona geçiş yapar. Şurada bizim flash belleğimiz SanDisk. Tıklıyoruz. Bu bizim ayarladığımız ISO dosyası. Sizin ISO dosyaları farklı olabilir. İlla bu ekran çıkacak diye bir kaydı yok. Bu multiboot olduğu için böyle soruyor. Biz 64 bitlik kuracağız. Çünkü RAM'i 4 GB üstü. Kuruluma başlıyoruz. Kurulum dosyası geldikten sonra makinenizin SSD olduğu için, yeni jenerasyon olduğu için bu işlemler hızlı yapıyor. Ama görmüş olduğunuz gibi mouse'umuz şu anda çalışmıyor. Bu da işte en büyük sıkıntımız. Burada tab tuşuyla işlem yapmaya çalışacağız. Ama tab tuşu da çalışmıyor. Şu anda makine dondu gibi. Şu anda tab tuşuyla ileri kısmına geldik. Enter'a bastık. Tekrar burada mouse çalışmadığı için şurada tab tuşuyla geldik. Space tuşuna, boşluk tuşuna bastık. Tekrar tab tuşuyla şurada görmüş olduğunuz gibi ileri kısmına geldik. Buradan yükleme kısmını seçiyoruz. Ve şu anda makine hard diski görmüyor. Evet arkadaşlar, demin videoyu durdurduk. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir problemimiz vardı. Windows'u kurmaya çalıştığımız zaman baktık makinede SSD yok. Aklımıza direkt acaba bu makinenin içerisinden SSD mi çaldılar diye düşündük.
Sonra öğrendik ki bir arkadaştan da Allah razı olsun, o YouTube videosunda HP için gösteriyor. Bir tane Windows 10 Windows 11 kurmak için, gerçi Windows 10'da da fark etmiyor, yaptı aynı problemi. 11 gen işlemciler SSD'yi tanımıyormuş. Onun için bir driver'a ihtiyaç varmış. O driver'ı indirip kurmanız gerekiyor. Onda nasıl olduğunu göstereyim ben size. O driver'ının linkini videoda paylaşırım. Yani bundan önce gördünüz zaten. Burada SSD'yi görmemişti. Yapacağınız olay, bir setup dosyası var. O setup dosyasını Windows'u kurduğunuz flash belleğinin içerisine bir tane dosya açıp klasör oluşturup içerisine setup dosyasını kurun. Kurduktan sonra şuradan sürücü yükleniyorsunuz. Şuradan göz atlıyorsunuz. Burada bizim flash belleğimiz var. Windows'un kurulu olduğu. Bunu tıklayıp şurada görmüş olduğunuz F6 dosyası var. F6 dosyasını tıklıyorsunuz. Tamam deyip şuradaki en üsttekini seçiyorsunuz. Ondan sonra ileri diyorsunuz. Setup dosyasını arayıp tarayıp bulduktan sonra size şu şekilde SSD bulacak. SSD göreceksiniz. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim yüklemeye. Umarım yardımcı olmuştur. Gerçekten bir saattir araştırıp ve kafa yediklerim, ama bugün tatil olduğu için de kapalıydı. Kapalı olduğu için de şu anda görmüş olduğunuz gibi tekrar yapalım. Göz at diyelim. SSD yine görmedi. Şuradan F6'ya giriyoruz. Bu arada mouse kısmı çalışmıyor dedik ya. Harici bir tane şöyle kablosuz mouse takarsınız, dedi kablolu mouse. Bu Windows driver olmadığı için görmediğiniz mouse'un çalışmaya başlar. Daha rahat olursunuz. Bu tab tuşuyla ilerlemeyin. Burada F6 işaretledik. Tamam dedik. İleri dedik. Şurada görmüş olduğunuz gibi taskbar doluyor. Valla bu video çok işinize yarayacak gibi. Eğer bu makineler alan arkadaşlar varsa ya da bu şekilde sıkıntı yaşayan arkadaşlar, artık videoyu beğeniye boğarsınız. İlginç. Demin gördüğü SSD şimdi tekrar görmedi. Demek ki bu işlemi bir kere yapmanız gerekiyor. Ondan sonra makine sıkıntı çıkartabilir. Biz video çekeceğiz diye tekrar yaptığımız için böyle bir problem yaşadık, size göstereceğiz diye. Buradan kapatalım. Videoyu durduralım. Baştan başlayalım işe. Kurulumu yaptıktan sonra, bilgisayarından başladıktan sonra şeyi gördü. SSD'yi. Yani gördüğünü ümit ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine görmedi. Buradan tekrar driver'ını kurmaya çalışalım sizle beraber. Göz at. F6. Tamam. En üstteki. Görmüş olduğunuz gibi şu anda SSD'yi gördü. Burada yeni diyeceğiz. Bunu biçimlendireceğiz. 400'e 100 yapalım. Şunu da biçimlendirelim. Şuradaki yedek diskimizi de biçimlendirelim. Şimdi kuruluma devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tanımayan SSD tanımaya başladı. Kuruluma geçtik. Bu kurulum dosyalarını sizi çok bekletmeyeyim. Gerçi makine hızlı olduğu için çabuk kurar da. Normal standart bir Windows'u kurmayı biliyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Böyle bir makine kullanıyorsanız. Evet, bu ekrana geldik. Hala touchpad'imiz çalışmıyor. Mouse'umuza devam edeceğiz. Bu arada bu işlemi yaparken şarja takılı yapın. Biz şarjı var diye düşündük ve bilgisayar kapandı. Bu işlemi yaparken Windows 11 kuracağız. Şey yapacağız. İnternete bağlamayacağım. Çünkü internete bağlayınca hesap isteyecek. O biraz sıkıntı çıkartacak. İnterneti Windows kurulumu yapıldıktan sonra bağlarsınız.
İkinci bir klavye istemiyoruz. Buradan bir ağa bağlamak istemiyoruz. Galiba mecburen internete bağlanacağız. Burada şey seçeneği çıkmadı. İnternetim yok seçeneği çıkmadı. Bu arada evde internetiniz yoksa ya da iş yerinde bu makineyi Windows 11 kuramıyorsunuz, onu anladık. Mecburen internete bağlamak zorundasınız ve bağlanacağız. Daha önceki Windows 11'de şey hesap mesap istiyordu. Hesabı kurmak istemiyorduk. İnternete bağlamadan es geçebiliyorduk onları. İnşallah bunda öyle bir problem yapmaz. Bu Windows 11 yeni bir sürüm. Görseli de farklı zaten. Ya tek korkumuz dediğim gibi tekrar bir e-posta hesabıyla şifre istemesi. O da çok sevdiğim bir olay değil. Ki müşteri burada gelse onun hesabına gireriz artık. Bu makineyi ne için kullanacaksınız? Oyun oynayacak mısınız müşteri bey? Çok nadiren de oyun oynayacağım ama ağırlıklı çizim, Photoshop. Ağırlıklı çizim ve Photoshop üzerine kullanacakmış arkadaşımız. Burada onları kurduktan sonra size soracaksınız işte performans nedir, ne değildir şeklinde. Arkadaşlar alacağımız yorumları size şey yaparız. Şimdi bu bilgisayar isim verin diyor. Firmanın ismi verelim. Tahtok. Yazar mısınız? Tamam. Arkadaş şimdi iş yeri bilgisayarı olarak kullanacak. Takip edersiniz. TikTok'un Tahtok'u olmuş. Köyümün ismi. Tahtok'tan önce, şey, TikTok'tan önce olan bir isim. Yani geçmişi var. Geçmiş uzun yıllara dayalı bir şey, isim. Belki TikTok sizden çalmıştır. O da olabilir. Araştırmak lazım. TikTok diye bir araç firması vardı galiba. Evet. O da sizden çalmış olabilir. Taklitte aslını yaşatırmış. Şimdi taklit de zaten isimler farklı. İnşallah düşündüğümüz olayı yapmaz. Bir de es geçeriz. Kişisel kullanan ya da iş okulu, artık hangisini isterseniz ona göre ayar seçersiniz. Evet, şimdi oturum aç dedi ve istemediğim noktaya geldik. Burada mutlaka şey gireceksiniz, oturum açacaksınız mecburen. Normalde Windows kurarken alışık olmadığımız bir seçenek bu. Ya kendi oturumunuzu gireceksiniz ya da kendiniz bir oturum oluşturacaksınız. Normalde işte bundan önceki 11 sürümünde internete bağlamadığınız zaman bunu es geçebiliyordunuz. Şimdi bunu pardon, mecburen oturum açmak zorundasınız. Arkadaş hesabına girsin, ondan sonra devam edelim. Şimdi arkadaşımız hesabı girdi. Şimdi şeyle uğraşmak istemediği için pin oluşturacak. Pin'i giriniz. Pin işlemini girdikten sonra burada konum bilgisi, hırsızları paylaşmak için ses seçenekler sunuyor. Şurada kim şey reklam bilgilerini kapatın mutlaka. Size zırt pırt reklam çıkmasın. Girmiş olduğunuz sitelerden sonra size tekrar farklı sitelerin reklamları gelmeye başlıyor. Konum bilgisini de kapatabilirsiniz. Yeriniz belli olmasın diye. Cihazımızı bulu açabilirsiniz ama onun için işlem yapmanız gerekecek. Tanımlama verilerinde kapatın. Diğer siteleri size yönlendirmesin. Kabul et diyoruz. Burada neyde kullanmak istediğinizi soruyor. Bir eğlence oyun oynamak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Okulla ilgili bir mevzunuz varsa
arkadaş aynı zamanda Photoshop kullanacak iş. Aile kısmı kafanıza göre takılırsınız ya da atla deyip geçersiniz. Şimdi arkadaş iPhone kullanıyor. Burada QR kodla tanıtarak iPhone'daki kişisel bilgilerini buraya aktarabilir. Onu evde yapar ya da yapmak istemez bilemiyorum. Atla deyip yolluyoruz. Burada Microsoft 365'i istiyor. Kullanacak mısınız? Evet. Yoksa ofis farklı bir şey mi kuralım Microsoft? Aradaki fark ne? Neyse uğraşmayalım. 365'i de kursun. 365'i kurabilmesi için görmüş olduğunuz gibi kredi kartı istiyor. Biz 365'i kurdurmayacağız. Kendimiz bir şekilde halledeceğiz. Reddetip geçin. Ya da parayla 365'i almak isterseniz devam edersiniz. Burada da bulut alanı. Buna da büyük bir ihtimal para isteyecek. Bunu da biz reddetip geçeceğiz. Burada Game Plus muhabbetleri falan var. Xbox'lar için. Bu da 30 sterliymiş aylık. İlk ay o da. Bunu da atla deyip geçiyoruz. Sonlara doğru yaklaşıyoruz Allah'ın izniyle. Bu uzun bir video oldu. Baştan sona izlediyseniz sizin avantajınıza, izlemediyseniz zaten kestirip hızlı hızlı ilerlemişsinizdir. İşinize yarayan kısım neyse oradan devam edersiniz. Gerçi bu açıklamayı benim başta yapmam gerekiyordu da başımıza böyle maceralar geleceğini bilmediğimiz için. Video uzun olmasın diye yine burada bir durduralım. Windows açıldığı zaman kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, Windows'umuz açıldı. Burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ha, bu arada teknik özelliklere bakalım. Size rahat rahat söyleyeyim nedir ne değildir. Bu arada mouse geldi. Touchpad kısmı çalışıyor. Driver'ını kurduktan sonra. Şurada eksik bir şeyimiz var mı? Onları bir kontrol edelim. Driver konusunda. Şurada görmüş olduğunuz gibi 11. jenerasyon i5 işlemci 16 GB RAM 512 MB SSD'miz mevcut. Şu iGOT yöneticisinden de şurada ekran kartını kurmamış. Şimdi bu driver'ları kurmaya çalışacağız. Burada onboard ekran kartını görmüş. Bu harici ekran kartı. Bunda olmadı Lenovo'nun sitesine girer oradan şey yapabiliriz. Ya da Driver Booster diye program var. Onun üzerinden de kurmaya çalışıp deneyebiliriz. Hatta flash belleğimizin içerisinde var mıdır bir ona bakalım. Şuradan ilk önce indirimimizi kuralım. Bu olmazsa olmazlarımızdan. Şu anda makineden ses de gelmiyor. Ses driver'ını kurmamış olabilir. Sesi de görmemiş. Şimdi bunları zaten internete bağlandığı için ekran kartını direkt gördü. Şunları şöyle bir aratalım bakalım Windows üzerinden. Bunu görmedi. Şurada ses kartımız. Bunu da görmedi. Hemen şeye gireyim. Driver Magic'ın ya da Driver Booster'la. Ha, gerçi kendisi şu anda otomatik kuruyor görmüş olduğunuz gibi. Bizim bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Bir ses kartımız kaldı. Sekiz çekirdek işlemcimiz varmış.
3050 ekran kartı var. Bir de sesimiz gelirse işlem tamam olacak. Şurada 10 da kurumaya başladı. Kendisi şu anda otomatik kurulumu yapıyor gibi Windows 11'de. Şurada görmüş olduğunuz Smart Sound Technology. Intel'in ses kartını kuracak inşallah. Buldukça yenileri geliyor sağ olsun. Cihaz aynı zamanda Bluetooth var. Bluetooth'la da bağlantı yapabilirsiniz. Dosya transferi yapabilirsiniz. Ekran yansıtma yapabilirsiniz. Bütün driver'ları kurduktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi driver'ları kurduk. Bir de performans testine bakalım. ...4K video. İnternet performansı güzel. Görsellik güzel ve net. Şarkıdan telif yememek için çok açamadım. Şuradan hafif bir ileri alalım, görün şey kısmını. Şu anda ortam ışıklı, gündüz. Gayet net gösteriyor. Ekran panel performansını beğendim diyebilirim. Hani film izlerken, müzik dinlerken sıkıntı yok. Ama tek sıkıntı, hani şu benim hoşuma gitmeyen bir olay. Şurada yukarıda siyahlık olup görüntünün sadece hani koskocam 15.6 değil de 14 inç ekranmış gibi göstermesi. Bu büyük televizyonlarda da, 65 inçlik televizyonlarda da aynı sıkıntı var. YouTube'da izlerken maalesef böyle bir yukarıdan ve alttan kesme yapıyor. O bir sıkıntı. Ses performansını dinlediniz zaten, iş yapar. Bangır bangır bağırmıyor ama. Şimdi işlemimiz bitti. Videomuzun sonuna geldik. Performans konusunda oyun artı grafik, onu arkadaş artık kurduğu zaman siz merak ediyorsanız yorumlarda ona göre paylaşırız. Başka videolarda görüşmek üzere diyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek verebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.